Ay, çok merak ediyorum. Acaba benim kasamdan ne çıkacak? Sen biliyor musun abi? Hiçbir fikrim yok. Peki biz nereye gidiyoruz şu anda? Eve. Hangi eve? Emanetçinin evine. Yahu bir de başımıza emanetçi çıktı ya. Aziz, korkutma beni. Bu da böyle bulmaca ev gibi bir şey çıkmasın. Hayır, öyle bir şey değil. Bir dakika ya. Bulmaca ev ne? Yeni ev konsepti mi? Bakın yeni bir şeyse ben hemen alırım ha. Kan çekiyor işte. Dedesinin torunu. E dedem de varsa zaten bana kalır o ev. Ya benim anlamadığım şey, böyle şeylere neden gerek duyuluyor? Nasıl yani? Yani böyle bir ortaklık varsa biz neden bunu normal yollarla çözmüyoruz? Çünkü anormal durumlar ve anormal insanlar söz konusu. Peki yani kim bunlar? Kendi payına razı olmayanlar. Peki kasalara ulaşmamızı isteyen kim? İşte en net şey o. Mehmet Şefik Korkmazer. Dedelere bak. Yahu insan o yaşa gelince emekliliği planlar. Bizimkisi bir dünya sır da sır. Ya ben kendi hayatımı çözemedim. Neyin sırrı bu ya? Hızla gideyim mi? Git bakalım. Abartma kendini. Çoktandır arabana binmiyordum Kerem. Hiç değişmemişsin. Biliyor musun Feride Hanım? Bana araba kullanmayı küçükken abim öğretti. Hala aynı yalanı söylüyorsun. 16 yaşında babamın son model arabasını perti çıkarttı. Hesap verme günü gelince de abim bana araba sürmeyi öğretiyordu, yalanını söyledi. Abilik bunu gerektirir. Teşekkür ederim yalanımı ortaya çıkarmadığın için. Şahidim. Ama insana başka bir çare bırakmıyorsun ki Kerem. Siz bayağı iyi anlaşıyorsunuz. Öyle. Tabii Kerem, damarıma basmadığı sürece iyi anlaşıyoruz. Abi sen de şu damarını ayak altına bırakma, üstüne basılıyor. Yavaşla Kerem, birazdan döneceğiz. Bana herkes yavaşla dedi, ilk defa duymuyorum bunu. Neler oluyor Kerem Bey? O neydi ya? Arabanın altını çarptık. Çek sağ. Hay lanet olsun ya. Dur şurada. Aç kaputu, aç. Oğlum oradan duman çıkıyor. Biz bakarız hadi, aç. Hey, bir saniye. Ya bir dursana, öldük mü kaldık mı ya, insanlara bak. Kerem. İnsanlık ölmüş. Ne oldu acaba ya? Bir şey söyleyeceğim, biz nereye çarptık, ne oldu ya? Bir şey saplandı buna. Bu duman nereden çıkıyor? Kerem, söylenmeyi bırak, gel. Demir saplanmış, şunu beraber çıkartalım. Şaka yapıyorsun. Hayır, gel. Yettim. Çek, bir, iki, üç. Bu nereye saplanmış? Radyatörde. Duman oradan geliyor. Maşallah, usta gibi adamsın ha. Bir bakışta anladın. Nereden anladın? Hadi Kerem, asıl şuna. Senin güçlüğüne sanayiye mi verdiler? Bir daha, bir, iki, üç. Küçükken yazlıkta oynadığımız halat oyunu geldi aklıma. İki kişi bütün sitenin çocuklarını yere serdik. Ama bu sefer yapamıyoruz galiba. Yaşlandım. Yetiş. Arabayı biraz geri alsak çıkar belki. Feride! Efendim? Direksiyona... Çekmesin. Kerem geçmesin. Yok bir şey. Ben hallettim. Belki biraz geri alırsan kurtarabiliriz. Marş yemiyor. Şu Altan tuşuna basma zamanı gelmedi mi? Cep Herkül, Altan diyorum. Abi, Altan'ı aramayacak mısın artık ha? 3 kilometre gösteriyor. Bence yürürüz. Bence de yürüyebiliriz. Ben yürüyemem vallahi oraya kadar. Tamam, yürürüz ya kardeş. Karşıda yürüyelim. İyice yaklaştık. İyi misin Feride? Aziz, benim içimde kötü bir his var. Gönlünü ferah tut, ben yanındayım. Tam da gönlünü ferah tutacağı bir ortamdayız şu anda. Karanlığa doğru yürüyoruz ya.
Yürü Kerem, sus Kerem, devam et Kerem. Hayır, üstümü de yeni aldım ben ya. Toz duman oldu. Arkamda köpek havlıyor, önüm karanlık. Aziz Korkmazer. Ben uzun bir süre önce bu eve gelmiştim. Tabii burada başka bir beyefendi vardı, mavi gözlü. Rahmetli oldu kendisi. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Ne istiyorsunuz? Biz kasaları açacağına inandığımız anahtarlarla geldik. Üç ortağın torunlarıyız. Anahtarlar herkesin eline geçebilir. Bize güvenmiyorsanız. Güven meselesi değil. Eğer bu görev size verildiyse bunu teyit etmek de size düşer. Ben bana ne öğretildiyse onu sormakla mükellefim. İstediğinizi sorabilirsiniz. Süheyla Çağlar'ın vefat tarihi 24 Eylül 1994. Halise Hanım'ın kimlikte yazan ismi? Nüfus memurluğundan emekli olun amca. Kerem. Tamam söylüyorum. B. Nazlı Aslan. Oyuna kaçla girilir? Oyun en aşağıdan başlıyor. Çarkı felek dönüyor. Dönüyor. Oyuna girmek için kaç gelmesi gerekiyor Tekin abi? 6. 6 gelmesi gerekiyor. Oyuna 6 ile girildi. Abi. Bizden habersiz Ganyan'a mı başladın? Hayırdır? Kapı açıldı Kerem. Ne garip bir yer burası. Hangi kasa kime ait denemeden bilemeyiz. Vakit kaybetmeden başlayayım bence. Bunu aç. Senin rahatlığına sebebi şimdi belli oldu abi. Bu senin kasan mı Aziz? Evet. Daha önceden gelip açmıştım. Bunu bize ne işini söylüyorsun? Sizi buraya ben getirdim. Aklınızdan her ne geçiyorsa unutmadan sorgulayın. Ne geçecek Aziz aklımızdan? Anlamak için soruyoruz. Bu defa durum farklı Feride. Benim tek bir derdim var. Hakikatin ortaya çıkması. Ondan şüphemiz yok. Feride Çağlar. Buyurun efendim. Kasamda büyük hissediyorum. Kraküsü bu böyle. Neyin olduğunu bilmiyorum ama bir parça daha lazım. Bu da diğer parçası. Şöyle bir edeyim ateşi aşka. Tahmin ettiğim gibi. Birlikte hareket etmemizi istiyorlar. Şehrin ortasında yer. Ama bir parça eksik. Evet haklısın. Ya burada bir parça daha olması lazım. Kolay sandım.
İstanbul göbeğinde bir ortak arsamız mı var? Bak eğer öyleyse Korelilere verelim. Hemen inşaatına girsin. 26 kat. Ama ben senin bu huyunu seviyorum ya. Benim kardeşim aynı ben. İşaretli bir yer var. Evet, haklısın. Her şeyi o işaretli yerde düğümleniyor. Tahminin doğru Kerem. Burası şehrin içinde bir yer. Ama neresi? Bunu birlikte bulacağız. Zaman aleyhimize işliyor. Acele etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım.